Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Hastalığı neydi? Vefat nedeni nedir? Ünlü oyuncu Rasim Öztekin'den acı haber. Türk dizi ve sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Rasim Öztekin, 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki Rasim Öztekin kimdir? Neden vefat etti? Hastalığı neydi? İşte Rasim Öztekin biyografisi ve hayat hikayesi. Rasim Öztekin kimdir? Soruları merak konusu oldu. Türk sinemasının usta sanatçılarından Rasim Öztekin'in hayatı hakkında merak edilenler haberimizde. Kalp krizi geçiren usta sanatçı Rasim Öztekin, Doktor Siyah Mersek Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre usta sanatçı 62 yaşında hayatını kaybetti. Rasim Öztekin 1959 yılında İstanbul'da doğmuştu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular Topluluğu'nda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları Davururlar, Kahraman Bakkal, Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Orta Oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı. 1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 2071'de Türkiye adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerinde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem akşam gazetesine köşe yazarlığı yapmıştır. Rasim Öztekin'in ödülleri. 1988 Altan Erbulak ödülleri en iyi oyuncu. 1995 İsmail Dümbüllü ödülleri yılın en başarılı oyuncusu. 2003 Afife Tiyatro ödülleri komedi ve müzikal dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu. 2010 Kalder Kalite Derneği en kaliteli sanatçı ödülü. 2010 Ayaklı Gazete yılın en iyi yardımcı erkek oyuncusu. 2011 Yılan'ın Nasrettin Hoca'sı oynadığı tiyatro oyunları. Şahları Davururlar 1980-1985. Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983. Anna'nın 7 Ana Günahı 1983-1984. Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler 1984-1985. Hayrola Karyola 1985-1986. Eşek Arıları 1985-1986. Muzır Müzikal 1986-1987. İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986-1987. İstanbul'u Satıyorum 1986-1987. Don Juan ile Madonna 1988-1999. Soyut Padişah 1989-1990. Yorgun Matador 1990-1991. Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991-1992. Güle Güle Godot 1992-1993. Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996-1997. Haldun Taner Kabare 1997-1998. Çok Tuhaf Soruşturma 1998-1999. Parasız Yaşamak Pahalı 1999-2000. Fişne Parçası 2000-2001. Kökü Bitti Zıkkım Zula'da 2001-2002. Servinan Satılık Birinci El Orta Oyunu 2001-2002. Biri Bizi Dikizliyor 2003-2004. Uzun Donlu Don Kişot 2004-2005. Kiralık Oyun 2005-2006. Boş Gezen Kalfası 2008. Ve müzikalleri. Müzik Muzur Müzikal 1986, 2071'de Türkiye 1994, Yıldızların Altında 2005. En Mağdur Kavuklu Benim, Türk tiyatro oyunculuğunun mirası olarak kabul edilen İsmail Dümbüllü'nün kabuğunun 5. emanetçisi olan Öztekin, kabuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahneler uzak kaldım ve bu nedenle En Mağdur Kavuklu Benim demişti. Usta oyuncu Rasim Öztekin, Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye, ardından sırasıyla Münir Özgül, Ferhan Şensoy'a devredilen kavuğun 5. emanetçisi olmuştu.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası tiyatro ve sahnelerden uzak kalan Öztekin, kabuğu 20 Eylül 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle meslektaşı Şevket Çırağ'a devretmişti. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende konuşan Öztekin, kabuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldım ve bu nedenle en mağdur kabuklu benim. Oynayamayacaksam kabuğun bende olmasının bir anlamı yok. Çünkü kabukluğun oynaması lazım. Onun için hemen devretmek istedim ifadelerini kullanmıştı. Kabuğu Şevket Çorak'a devretmişti. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kabuk, 20 Eylül 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Rasim Öztekin'den Şevket Çorak'a devredilmişti. Törende konuşma yapan Rasim Öztekin, kabuk bir usta-çırak ilişkisi, bu bir lakiyat ilişkisidir. Bugün Türkiye'de liyakat olmayı tamamen unutuldu demişti. Kabuğu teslim alan Çoruh ise pandemi döneminde tiyatro emekçilerinin durumuna dikkat çekerek Türk tiyatrosu çok zor bir dönem yaşarken, mahalle yanarken saçımızı da tarıyoruz diye bir düşünce geldi aklıma. Bu kabuğu bugünkü zor şartlarda Anadolu'da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden apartman dairelerine kadar yüreği tiyatroyla dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Kızının son mesajı. Pelin Öztekin'in son mesajı, çok seviliyorsun babiş, bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çok seviyorum olmuştu. Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Doktor Siyah Mersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evden, her aileden biriydi. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Selçuk Yöntem. Sevgili Rasim, ruhun mutlu olsun, nur içinde yat. Tiyatro seni çok özleyecek. Yılmaz Erdoğan. Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep sevdiğim, çok sevdiğim Rasim abi sonsuza uğradık. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun. Demet Akbağ. Çok canım yanıyor, ne çok iş, ne çok anı, ne çok hüzün. Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm. Hülya Koçyiğit. Sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Birkaç ay önce film gibi hayatlarda ağırlamak nasip oldu sevgili Rasim Öztekin'i. Canlandırdığı her karakterle içimize dokunan, kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren, çok değerli bir oyuncu, Türk tiyatrosunda geleneksel kabuğa sahip olma şerefine ulaşmış bir ustayı kaybettik. Bu fotoğrafı çektirirken tüm stüdyo kahkahalara boğulmuştu. Hiç unutmuyorum. Ruhun şad olsun sevgili Rasim Öztekin. Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Can Yılmaz. Beraber çalışma şansı bulduğumuz Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle bak mahalle, Faruk. Yeliz. Ah o kadar üzgünüm ki neden iyiler gidiyor hep. İnsanlığı ayrı, kalbi ayrı, tiyatro ustalığı ayrı. Harika bir insan, usta bir sanatçımızı kaybettik. Nurlarla uyu Rasim Öztekin, mekanın cennet olsun. Allah Pelinciğime sabırlar versin. Ayşe Kökçü. Hiç olmamalıydı, çok üzgünüm, nur içinde uyu Rasim. Derya Baykal. Ah Rasim abiciğim ah, güzel arkadaşım, çok üzgünüm, başımız sağ olsun. Şoray Uzun. Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra hep bir yanımız eksik. Ceyhun Yılmaz, ah be abim. Filiz Akın. Demet Ak bağlayarak anlatıyordu anılarını. 3 gündür yoğun bakımda olduğu için ulaşılamıyordu. Vefatı gerçekten bir acı yarattı. Tüm sevenleri arasında diyorlar. Başta kızı, ailesi, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun. Murat Şeker. Melek gibi abimizdi. Klavye delikanlılarını çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko'nun adını ona vermiştik. Hiko dayı karakterine can vermişti. Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim. Mekanın cennet olsun. Armağan Çağlayan. Yattığımız yer incitmesin Rasim hocam. Ali Sunal. Mekanın cennet olsun ustam. Hazal Kaya. Çok üzgünüm.